Bir Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği vardı. 70 milyon dolar örtülü bütçesi olan, hiçbir harcama hesabı sorulmayan ve Türkiye'deki idari kurumların hepsinin bütün yazışmalarının bir örneğinin oraya gitmesi mecburiyeti vardı. İstensin istenmesin, gizli olsun gizli olmasın. Ve ben Dışişleri Bakanlığı'nda 38,5 sene çalıştım. Bütün dünyadaki dış temsilciliklerde bizim 900 personelimiz varken Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde de 950 kişi çalışıyor. 450'si emekli askerler. Böyle bir yapı. Türkiye'de 5 yıllık plandan çevre yasasına kadar, çevre planlarına kadar hepsi oradan izin alınmadan geçmez. Yeni bir medeni kanunumuz, ceza kanunumuz, borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz yepyeni kanunlar olarak ortaya çıktı. Anayasamızın yarısından fazlası değiştirildi. Milli Güvenlik Kurulu yasası değiştirildi, bütün kanun değiştirildi, bütün bu özgürlükler sağlandı. Bunlar sağlanırken unutulmaması gereken bu abiniz, kardeşiniz gidip bunları Genelkurmay'da müzakere etti. Genelkurmay'da tartışılmadan Türkiye'de kanunlar geçemiyordu. Oradan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gidiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin başında 4 yıldızlı bir orgeneral, 2. adam 3 yıldızlı bir orgeneral, 3. adam 2 yıldızlı bir tümgeneral, geri kalan da siviller. Böyle ortamlardan geçerken tek bir şey vardı. Şu andaki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde arkamızda olduğunu bildiğimiz için oralara gidip bunları tartışabildik ve Türkiye'nin önünü açacak bu demokratik reformları gerçekleştirebildik. Her zaman arkamızda olmuş Cumhurbaşkanımıza buradan bir alkış gönderelim. Şimdi rakamlara tabii bakalım. Türkiye 10 sene önce neydi, bugün ne? Bunlar kolay şeyler değil. Eğer bu dediklerimiz siyasi reformlar, özgürlükler sağlanamasaydı bu söyleyeceklerim de sağlanamazdı. Türkiye 230 milyar dolarlık bir ülkeydi. Bugün 820 milyar dolarlık bir ülke. Türkiye'de 2500 dolar kişi başına milli gelir vardı. Bugün 11.500 dolar kişi başına milli gelir var. Gerçekten baktığınız zaman her şey üçe katlanmıştır. Ticaretimiz 30 milyardı, ihracatımız bugün 170 milyar dolar. Türkiye dünyada söz sahibi bir ekonomik güç haline gelebildiyse bütün bu rakamlar sayesinde oldu. Turizm gelirlerimiz 30 milyarı aşıyor. O zaman üniversitelerimiz, eskiden 7-8 üniversitemiz vardı. AK Parti geldiğinde 70 üniversitemiz vardı. Bugün 186 üniversitemiz var. Türkiye'de Merkez Bankası'nda tam takır olduğu günleri hatırlayanlarınız vardır. 70 sente muhtaç olan Türkiye'den bahseden liderlerimizi hala hatırlarız. Ve bugün gerçekten Merkez Bankası'nda 25-26 milyar dolar rezervle almış AK Parti hükümeti bunu 140 milyar dolara çıkarttı. Tam takır bir Merkez Bankası, 140 milyar dolarlık rezervleri olan bir Merkez Bankası. Bir aralar IMF, hepimizin günlük yaşamında, çay içerken IMF, işte arabaya binerken IMF, efendim işte maçın sonucu ne olacak IMF, böyle bir IMF başımıza çökmüştü. Ama ne IMF ne Dünya Bankası reçeteleriyle bir yere gitmiş, dünyada hiçbir ülke yoktur. Ancak krizden çıkarırlar. Hani böyle başını suyun üzerine çıkarır şuraya kadar, ondan sonrası yoktur. Ama Türkiye bugün IMF'e 20 küsür milyar dolar borcunu tamamını ödediği gibi IMF'e de dedik ki eğer sizin ihtiyacınız olursa 5 milyar dolar bir şey paralar veririz size. Bakın Türkiye nereden nereye geldi. IMF'e kredi açan bir Türkiye haline geldi. Türk Hava Yolları 10 senede dünyada bütün hava şirketleri iflas ederken Pan American, Swissair,
Yunan Hava Yolları, İspanya Hava Yolları, Belçika Hava Yolları, Hollanda Hava Yolları hepsi iflas etti. İspanya Hava Yolları hepsi iflas etti. Bakıyorsunuz Türk Hava Yolları, Allah daha arttırsın, başarıdan başarıya koşuyor. Dünyanın bir numaralı hava yolu haline geldi. AK Parti döneminde 20 tane uçağı vardı Türk Hava Yolları'nın. Bugün 280 uçağı var. Dünyada 108 ülkeye uçuyor, 180 noktaya uçuyor. Ve 450 uçağı olacak inşallah verilen siparişlerde. Bu sadece Türk Hava Yolları meselesi değil. Dünyanın her yerinde Türk bayrağı dalgalanıyor. İnerken, kalkarken Türk Hava Yolları ofisleri ve öylesine değil, herkes iftihar ediyor. Ve birçok hava yolunun yolcusunu artık Türk Hava Yolları taşıyor. Hava alanları vardı. İstanbul'da karga sekmez derlerdi. Böyle baraka gibi teneke tavanlı. İndiğimizde sular akardı, ne bavullarımızda akılırdı ne bizde. Şimdi AK Parti zamanında Atatürk Havalimanı özelleştirildi. Devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadan. Ondan sonra ikinci hamlede 15 milyar dolar devletin kasasına para girdi. Bir de bonusu olarak Esenboğa Havaalanı yapıldı. Bugün bunlar yetmiyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Şimdi bütün bunları yaparken maalesef Türkiye'de bugün bir iktidar sorunu yok. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Muhalefet gerçekten bu kadar zayıf olmamalı. Yani muhalefet de olmalı, güçlü olmalı. İstanbul'da vaktiyle 70'li yıllarda ilk köprü yapılacak. Muhalefetin kafası hiç değişmezdi, onun için anlatıyorum bunu. Siz de biliyorsunuz ama. Dediler, hemen dediler, ya Zap Nehri'nde köprü yok. Yani İstanbul'da köprüye ne gerek? İşte geçiyoruz, gidiyoruz. Sandallar var, kürek çekeni var, motor takanı var. Ondan sonra araba vapurları var. Yani 3-4 saat bekliyorsun ama yani ne olacak? Geliyor sonunda, biniyorsun araba vapuruna. Bu köprüye bu kadar masraf olur mu falan. İlk köprü yapıldı. Ama köprüyü açmak, o zamanki başbakan rahmetli Ecevit'e nasip oldu. Karşı çıkarken, Allah'ın takdiri. Ya köprü yapıldı, köprünün açılış günü hiç hesap kitap olmadığı için sen buraya gir açılış törenine binlerce insanı köprü başladı, sallanmaya köprü gidiyor. Aradan zaman geçti, ikinci köprü oldu. Ya dediler bir tane var işte, neyine yapacak? O da yapıldı. Şimdi üçüncü köprü diyorsunuz, aynı terane, hiç değişmedi. Yeni bir havaalanı yapacağız, devletin kasasından bir kuruş para geç çıkmıyor. 6 tane pisti olacak yan yana. 150 milyon yolcu taşıyacak. Bütün dünyanın hava trafiği Almanya'nın Münih, Frankfurt havaalanlarından buraya gelecek. Canım diyorlar ya işte ne gerek var şimdi boş ver. Ya havada diyor çarpışır uçaklar. Ne gerek var şimdi çok da gürültü yaparlar. İdare et abi falan. Ona da karşı çıkıyor. Bakanım meyve veren ağacı taşlarlar. Ya sadece taşlasa iyi değil de, yani biraz da bunların bir ağacı olsa da meyve verse, yani bize bir baksak.